Yazılım sektörü ve Türkiye'nin durumu ile ilgili genel olarak sorular var. Gönül Dergisi bu röportaj isteğini yollamış. İlk soruyla başlayalım. Yazılım sektöründe Dünya Ligi'nin neresindeyiz? Hangi alanlarda öndeyiz? Hangi alanlarımız eksik kaldı? Yazılım sektörüne girmek için geç mi kaldık diye sormuşlar. Ben bu soruya genel olarak verdiğim cevabı öncelikle söyleyeyim. Sonra bu soru üzerinde birazcık da konuşmaya çalışayım. Herhangi bir sektörde, herhangi bir ülkenin hangi seviyede olduğunu bakmak istiyorsanız genel olarak ekonomik durumunu, ekonomideki dünya sıralamasındaki durumuna bakmanız yeterli. Yani gene verdiğim örnek olduğu için söyleyeyim, işte mesela balıkçılık konusunda diyelim, şimdi Türkiye dünyanın 18. ekonomisi değil mi? 18. ekonominin balıkçılık konusunda 15. olma ihtimali vardır. Ama 1. olma ihtimali zayıftır. 50. olma ihtimali de zayıftır. Yani mesela 18. ekonomide tarım İşte 25'e kadar düşer en kötü diyelim. Yani o aralıkta oynar. 15 ile 25 arasında bir yerlerde olacak. Ama mesela bir 60. olma, 70. olma ihtimali çok zayıftır. Belli bir şeyin altına düşmez. Belli bir şeyin üstüne de çıkmaz. 1. olma ihtimali de. Böyle çok niş alanlar bulursunuz. Boş, küçük alanlar bulursunuz. O alanlarda dersiniz ki yani Türkiye işte bu alanda 1 numaradır. Veya bu alanda dünya yüzüncüsüdür. Böyle istisna durumlar ortaya çıkabilir. Ama genel olarak o ekonomiye baktığınızda ortalama durumu veren bir şeydir. Türkiye'nin bilişim dünyasındaki, bilişim sektöründeki yeri de biraz bununla alakalı. Yani ekonomik gücümüz ne kadar güçlüyse, ne kadar fazla ekonomimiz güçlü bir ekonomi ise, bilişim dünyasındaki yerimiz de onunla ilgili olacak. Bunun çok basit sebeplerinden bir tanesi, ülkedeki bilişim sektörünü idare eden güçlerin, ki bunların dünyada baktığımız zaman en büyük motor gücü işletmeler olduğunu görüyoruz, özel sektör olduğunu görüyoruz. Dünyanın bilişim dünyasına yön veren güçlerine baktığınızda, işte büyük firmaları saydığınızda bunların olduğunu görüyoruz. Devletin ve askeri uygulamaların çok fazla şirketler kadar etkili olmadığını görüyoruz bilişim dünyası özelinde. Başka alanlarda olabilir. Başka alanlarda mesela dersiniz ki devlet yatırımları, mesela diyelim ki Türkiye'deki inşaat sektörünü ele alsak, mesela devletin etkisini orada konuşmamız gerekebilir. Türkiye'deki bilişim sektöründe, bilişimle ilgili projelerin üretilmesinde evet devletin de etkisi vardır, evet devletin yaptığı yatırımların da etkisi vardır, ama dünyada ve Türkiye'de baktığımız zaman özel sektörün çok daha öncü rol aldığını söyleyebiliriz. Şimdi böyle bakıldığı zaman Türkiye birazcık genelde devletsel, geleneksel bir devlet yapısı olmasından dolayı ve çoğu sektörü devletin domine etmesinden dolayı yazılım sektöründe birazcık sıkıntı yaşıyor. Çünkü yazılım sektörü yeni fikirlerin olması gerektiği, girişimin olması gerektiği, biraz risk almanın olması gerektiği, biraz atılımların gerektiği, sağda solda iş yapmanın gerektirdiği, dünya çapındaki bütün dünyanın gözlemlenmesi gerektiği bir sektör. Şimdi bakın, başarılı olan projelere bakın, dünyada başarılı olan sektörlerle ilgili, işte sosyal ağlarla ilgili, arama motorları ile ilgili, işletim sistemiyle ilgili değişik yazılım sektörlerine bakın. Bu sektörlerin hepsi dünya çapında projeler üreterek başarılı oluyor. Yani böyle milli bir proje üretip yerelde kalan projelerin çok fazla başarılı olmadığını görüyoruz. Dolayısıyla yazılım sektörde biraz dünya çapında bir ufku gerektiriyor. Dünya çapında bazı problemleri görebilmeyi, dünya çapında bazı problemleri çözebilmeyi gerektiriyor. Dolayısıyla devlet ağırlığında olan, ekonomisi devlet tarafından genel olarak şekillenen ülkelerde biraz sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de bundan nasibini alıyor. Türkiye'de de ne yazık ki devletin çoğu sektörde ağır ekonomik etkileri var. Bunun yanında hukuksal düzenlemeler, bunun yanında yürütmeye yönelik düzenlemeler hep devlet merkezinde şekillenmiş. Dolayısıyla yazılım alanında da ciddi sıkıntılar doğurduğunu bunun söyleyebiliriz. Bu çok tartışılan bir konudur. Yani bir yazılım devinin bulunduğu ekosistemle ne kadar bağlantısı olduğu. Yani işte mesela bizim gene verdiğim örneklerden birisi, Facebook'u alıp Sudan'a götürseniz ne kadar zaman başarılı olur, ne kadar zaman ne değişir, iyiye mi gider, kötüye mi gider? Orada şunları görüyorsunuz. Bir ülkenin hukuksal yapısı da bilişim sektörünü etkiliyor. Yani sizin mesela Facebook'u Sudan'a götürseniz muhtemelen mahkemelerden başını kaldıramayacak. Veya vergi sistemi de bunun etkisi. Veya eğitim sistemi de. Yani sizin işte ilkokuldaki eğitiminizde, lisedeki eğitiminizde, üniversitedeki eğitiminizde o firmanın insan kaynağını belirliyor. İnsan kaynağının nereden geleceğini belirliyor. Dolayısıyla birazcık bu şeylere baktığımız zaman, konulara baktığımız zaman bir firmanın, bir bilişim firmasının bilişim sektörü için önemli, ülkenin bilişim gelişmişliği için önemli bir rol oynadığını ve bilişim sektöründeki firmaların da o ülkedeki çok fazla faktörden etkilendiğini söyleyebiliriz. Şimdi bunları şöyle biraz masaya yaydıktan sonra zannediyorum şunu söyleyebiliriz. Bilişim sektöründe Türkiye'nin gelişmesi için biraz daha girişimi öncelememiz gerekiyor. Ha, bu bir vaka, bunu tespit ettikten sonra Türkiye'de ne durumda izlerseniz, Türkiye'de güzel şeyler olduğunu söyleyebilirim. Türkiye'de çok fazla sayıda proje destekleniyor. Türkiye bunu gördü. Yani benim bu saydıklarımı sadece gören ben değilim. Tek görebilen kişi ben değilim. Türkiye'de çok aklı başında bu işi gören yöneticilerimiz var. Devlette de var, özel sektörde de var. Ve bunu gördü. Uzun yıllardır girişimcilik anlamında çok fazla projeyi destekliyor. Ar-Ge anlamında da çok fazla projeyi destekliyor. Ben şahsım adına
pek çok projelere gidiyorum. Hakemlik yaptığım projeler var. Kendi başvurduğumuz projeler oldu. Geçmişte danışmanlık yaptığım projeler oldu. Ve görüyorum ki ciddi bir kaynak, ekonomik anlamda para bu işlere ayrılıyor. Ve bunun sonuçları da geliyor. Bunlar uzun vadeli yatırımlardır. Ve şunu bilmek lazım. Araştırma geliştirme projeleri başarısızlıkla sonuçlanma ihtimali olan projelerdir. Ki yüksektir de başarısızlık oranı. Biraz bu başarının ne kadar fazla olacağını belirleyen de aslında ülkedeki gene gelişmişlik seviyesi. Yani üniversiteleriyle, hukuk sistemiyle, işte ekonomik sistemiyle, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle hepsiyle birlikte bir toplam sistem görmeniz gerekiyor. Çünkü insanlar da buradan yetişiyor. Yani sizin ülkenizdeki insanların ne kadar hayal gücü olduğu, sizin ülkenizdeki insanların ne kadar girişken olduğu, girişime yönelik olduğu, ne kadar korkak olduğu, yani korkak derken bunlar doğal korkaklar, böyle bir hakaret aşağılama anlamında söylemiyorum. Şimdi bir ekonomide belirsizlik olduğu zaman insanlar korkarlar. Ekonomide böyle bir tedirginlik ortaya çıkar. Şimdi Suriye'ye gidelim, yatırım yapalım desem zannediyorum Türkiye'de yatırımcı bulmam ciddi bir problem olur. Çünkü orada bir korku durumu var, bir tedirginlik var, savaş var. İşte ekonomideki bu düzelmeler, istikrar, bütün bunlar o şeyi etkiliyor. İnsanların üzerinde de böyle travmalar bırakıyor. Yani insanlar da duydukça böyle işte birileri bir iş kurdu ve battı. Bunu çok fazla duydukça o insanlar da, diğer insanlar da, girişim potansiyeli olan insanlar da girişimden imtina ediyorlar. Böyle durumların olması muhtemeldir. Dünya çapındaki örneklere baktığımızda eğitimin, okumanın çok fazla etkisi olduğunu görüyoruz. Mesela benim sürekli verdiğim Güney Kore örneği vardır. Güney Kore'de eğitimle ilgili reform yapıldı. Çocuklara çok küçük yaştan itibaren ailelere çok sayıda kitap okuma zorunluluğu getirdiler. Çocuğunu alacak böyle 10 sayfalık, 15 sayfalık kitap okuyacak her veli dediler. Ve bunun çok fazla etkisini gördüler. Bugün çok fazla inovasyon anlamında, yenilik anlamında çok fazla projeleri var. Şöyle sayayım desek, bilişim dünyasında bile bir sürü örnekler sayılabilir ki biliyorsunuz Güney Kore taş taş üstünde kalmamış. Bizim de işte birkaç nesil önceki büyüklerimizin gidip savaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Ama bugünkü bu çıkışını çok büyük ölçüde bu eğitim reformlarına borçlu. Tabii başka bir sürü faktör de var. Dolayısıyla sorunuza cevap vermek gerekirse dünyanın işte 18. ekonomisiyiz ve bir sürü diğer faktörle 18.si diyebiliriz bilişim alanında da. Tabii ki bilişim alanı toplam bir alan. Bunun çok fazla alt alanı var. Bazı alanlarda hiç sesimiz çıkmıyor. Ama bu mesela diyelim cep telefonu üretimi konusunda işte çok çok küçük bir payımız var. Ama bu dünyadaki diğer ekonomiler için de çok farklı bir durum değil. Yani açık ara bir şekilde işte birkaç tane ülke önde götürüyor. Bizim işte burada sıralamamız belli. Veya işte işletim sistemi üretiminde de sıfır değiliz. Var işletim sistemi projelerimiz üretenler var. Ama baktığınız zaman neredeyiz sorusunun cevabı zannediyorum aşağı yukarı bir sayı vermek gerekiyorsa böyle verilebilir.